Evet, bugün Caner'le beraberiz. Caner bize borderline evlilik macerası. Caner bize borderline evlilik macerasını anlatacak. Caner nereden başlayalım? Nereden? Abi benim kırmızı kapla tanışma hikayesinden de başlayabiliriz. Yani orayı özet geçebilirim. Fazla detaya girmeyeyim. Yani oradan da Tamam. başım çok fena ağrıyacaktı. Ağrımadan kurtulmuş oldum. Ben 20 yaşında askerdim. Yani askerdeyken bir kız bana mesaj atmıştı. Önceki çalıştığım iş yerinden. Yani sen bizim buradaydın. Nerelerdesin gözükmüyorsun. Bir öyle konuşmaya başladık. Askerliğimin bitmesine 4 ay falan vardı. Öyle konuştuk. Yani 4 ayın bitiminde izne gittiğimde işte buluştuk. Cinsellik falan almıştım kızdan. Birkaç kere daha öyle devam ettik. Yani 1,5 sene falan sürdü toplamda. 1,5 sene sonunda ben kızın 2 senelik nişanlı olduğunu öğrendim. Nişanlı olduğu adam kendisinden 15 yaş büyük birisiydi. Evlenip ayrılmış yani 2 tane çocuğu falan vardı. Adama da söyledim durumu. Öğrendikten sonra. Yani beni tehdit ediyor. Zorla evlendirmeye çalışıyorlar falan dedi. İnanmadın zaten. Yani 2 senedir aklım nerede gibi şeyler söyledim. Onun acısını çekerken ya Google'da aratıyordum ayrılık acısını nasıl geçer diye. Karanlık Rüya'nın sitesine ulaşmıştım. Onun sitesinden işte senin sayfaya ulaştım. Senin sitene erkekadam.org'a. Yazılarına göz attım, baktım. Ben o dönemler zaten Cemre Demirel var. Sen de takip ediyorsun Twitter'dan. Ya Evet. görmüştüm, mention attım. Oluyor bazen o zaman. O Karşılıklı bu takipleşiyoruz konular zaten. hakkında evet abi o da seni biliyor yani sorduğunda söylüyor. O da seninle görüşmüş birkaç kez galiba. Ben onu 12-13 senedir takip ediyordum zaten. 12-13 yaşından beri. Bir erkeğin işte kadına yalakalık yapmaması, böyle kadın için kılıktan kılığa girmesini falan hoş karşılamıyoruz. Yani onun yazılarından kendimi biraz beslemiştim. Zaten öyle birisi olmadı. Hem kızlarla pek fazla vakit de geçiremedim. Ben 15 yaşında evin geçimi benim üzerime kalmıştı. Yani sürekli çalışıyordum. Sabah 8'de işe gidip akşam 10-11 gibi geri dönüyordum. Zaten ne vaktim oluyordu ne aklım bile gitmiyordu yani kızlara. Askerdeyken başladı. O zamana kadar oldu öyle konuştum kızlar ama herhangi bir cinsellik falan almadım. Yani askerden geldiğimde o ilk sevgilimle yaşamıştım. O aldatılma hikayesi geçtikten sonra araya birkaç kız daha soktum. Zaten bu üniformanın da katkısı oluyor. Gerçi ben İsteyerek üniformayı kullanmıyorum bu işleri ama üniforma olduğu için kızlar çekiliyordu. Kendileri geliyordu zaten. Yani çok fazla emek sarf etmemiz gerekmiyordu kızlara ulaşmak. Araya birkaç kız girdi. En son bir arkadaş ortamında bu evlendiğim kızla tanıştım. Ben o zaman 24 yaşındaydım. Kendisi de 21 yaşındaydı. Bir ay falan mesajlaştık. Bir ay sonra buluştuk. Yani ilk buluşmada bundan da cinsellik almıştım. İlk buluşmada ya biraz şey diğer kızlara göre masum geldi. Hani bu nasıl desem küçükken izlediği çizgi filmleri falan anlatıyordu. Alice Harikalar Diyarı'nı anlatmıştı. Heidi falan anlatmıştı. Böyle çiçek, kelebek, böcek görünce çok fazla mutlu oluyordu. Diğer Evet. kızlara göre daha masum geldi. Daha çekici geldi. Hani çok temiz, kalbi de temiz gibi. Temizdi zaten. Yani kalbi yine temiz. Kötü birisi olduğunu düşünmüyorum hala ama. Buluştukça yakın hissetmeye başladım. O ara pandemi girdi araya. Pandemi girmişken bu benim yanıma gelmişti. 2-3 gün kalmak için. Bekar evimde kalıyordum zaten. 2-3 gün kaldı. Ondan sonra seyahat yasağı çıkmıştı. Seyahat yasağı çıktığında da eve gidemedi. Evden de onun okulda olduğunu biliyorlardı. 6-7 ay falan beraber yaşamak zorunda kaldı. Seyahat yasağı kalkana kadar. Seyahat yasağı kalktı. Hala gitmek istemiyordu. O evin içindeki tavırlarıyla falan beni ikna etti işte evli diye. Ya ben istemiyordum. Zaten baştan da söylemiştim. Benim evlenmeye niyetim yok bak. Biraz zaman geçiririz. Yani sonrasına karar veririz. En az 3-4 sene ya da 5-6 sene evlenmeyeceğim demiştim. Ya kabul ediyordu. Tamam diyordu. Ben zaten zorlamayacağım öyle bir şey için seni. Vakit geçirdikçe ben bağlandım. O kendisi de eve gidiyordu mesela işte. 6 ay kaldık. Eve gitti. Eve gittiğimde kilo alıyordu. Yanımdan ayrılmak istemiyordu. Bir bahane bulup tekrar yanıma kalmaya geliyordu. Evdekiler işte yalan söylüyordu. Yaz bütün var. Yaz okulum var. Beraber devam edeceğiz diyordu. Geliyordu işte öyle. Ya böyle
çok fazla sevdiğini hissetmiştim. Bu aşk bombardımanı dönemiydi galiba bu. Ben tabii aşk bombardımanı diye bir şeyden haberim yoktu. Kırmızı hapı o zaman görmüştüm ama kırmızı bayrakların üzerine düşmemiş. Ya üzerine düşmemişten ziyade hiç bakmadım bile kırmızı bayraklara. Öyle kırmızı bayrakların varlığından bile habersizdim. Tanıştığınızdan evlenmeye geçen süre ne kadardı? Tanıştığımızdan evlenmeye geçen süre 19 ay olması gerekiyor. Tam 19 ay falan lazım. Yani 19 ay boyunca yani. 19 ay boyunca aşk bombardıman dediğin şey mi vardı? 19 ay boyunca yoktu abi ama beraber kaldığımız sürece vardı ya. Benim imzayı attık. İkinci gün ya benim bütün arkadaşlarım çocukluk arkadaşı mesela. Hepsi 15-20 senelik arkadaşlar. Hı. İmzayı attık. Ben dedim yani tatile gidecektik işte. Zaten beraber yaşadığımız için herhalde dedim sorun etmez bunu. İmzayı attım. İkinci gün arkadaşlarımın yanına gideyim dedim 1,5 saat. Ya da bizim zaten evlenme abi habersiz şekilde oldu. Oraları falan anlatmadım şu an. Oralara da girmedim. Şimdi arkadaşlarımın yanına gideyim. Burayı ben hatırlıyorum. Yani orada senin iki tane hatan var. Gerçi bu olayın borderline'a çıkmasıyla çok alakalı değil de. Birincisi 19 ay iyi bir zaman karşındakini tanımak için. Fakat yaşınız çok genç evlenmek için. Yani orada bir hata yapmışsın. İkincisi de hani dediğin gibi o habersiz olaylar falan, onay almama falan, yani onlar çok zora sokar. Öyle filmlerde güzel duruyor da gerçek hayatta evlilik için tercih edilecek şeyler değil onlar. Onay almama değil de abi de ben nasıl desem ya şey yani biraz ortaya anlatma ama hani ben hatırlıyorum orayı. Bununla işte evde beraber kalıyorduk. Bu evlenmeye ikna etti. Ben ailemle tanıştırdım bu kızı. Bizim eve götürdüm. Annem zaten öyle geçimsiz birisi değil. Zaten üçüncü gelin olacaktı. Yani iki tane daha gelin var. İki abim var. Annem onlarla da hiç sorun yaşamadı öyle. Kavga etmedi, tartışmadı. 10 senedir yengemin çocuk, abimin çocuklarına bakıyor işte. Ya geleneksel bir anneydi. Hatta anneme ben sana bir kız getireceğim artık dediğimde çok fazla sevinmişti. Hemen bir şeyler örmeye çalışıyor. Hani kızı daha görmeden sevmişti zaten. Öbür tarafın annesi genç tabii. O erken evlenmişler. Yani 18 yaşında çocuğu olmuş. Onun annesi 41 yaşında falandı. Benim annem 60 yaşında. Yani geleneksel bir anneydi tam benimki. Onun annesi de genç birisiydi. Ya yani onun da narsist olduğunu düşünüyorum. Tam bu konulara geçecektim. Şimdi annesinin narsistliğini anlatacaktım. Benimkinin rahatsız olma sebebi zaten annesinin narsist olması büyük ihtimalle. Benim işte tanışmaya getirdim. Annemler falan da çok sevdi. Sıcakkanlıydı. Yaklaşıyordu. Hani kızım diye bağrına bastılar zaten. Kabullendiler. Ondan sonra annemler dedi. Biz yani tanışmaya gidelim. Kızı isteyelim. Evlenin. Beraber mutlu olursanız. Bak kız çok iyi birisi. Sen dedi inşallah üzmezsin ama üstüne gitmezsin. Kötülük yapmazsın. Yani sadece onlar beni uyardılar. Kızda herhangi bir sorun görmediler. İstemeye gittik. Biz nişanlandık abi. Nişanlandıktan ben de onun ailesiyle tanışmaya gittim ilk önce tabii. Benim ailemi götürmeden. Ailesiyle tanışmaya gittiğimde annesi sadece annesini tanıma gibi bir şey oldu işte tanışma. Annesi sadece kendisini anlatıyordu. Hani kızının hakkında herhangi bir şey söylemedi. Babasını benim yanımda işte aşağılama değil de babasından her şeyde daha iyi olduğunu iddia ediyordu. Ben terziyiz annesi işte. Ben terziyim. Ondan daha fazla para kazanıyorum. Ben diyordu çok kitap okurum. Araştırmacı birisiyim ama bu okumuyor diyor, yapmıyor diyordu işte. Üşeniyor. O sadece marangoz işleri. Ya babası da güzel bir şirkette yöneticiydi aslında. Öyle düşük değer bir erkek değildi toplumun içinde. Yani koca olarak, baba olarak öyle birisi değil tabii ama ben işte ondan daha fazla iyi araba kullanıyorum gibi şeyler söylüyordu. Ben annem dedim niye kendini övüyor bu kadar? O hep öyle dedi işte. Ya aslında bu da kırmızı bayrakmış. Benim haberim olmadığı için bilmiyorum tabii. Bu kızla sürekli ben annem gibi olmak istemiyorum. Annem anne gibi davranmıyor işte. Hiç anne değil diyordu. Senin annen gibi olsun isterdim diyordu. Benim annesini kendi annesinden daha fazla sevdiğini falan söylüyordu. Tabii bunlar da abarttı yine. Kırmızı bayrak sayılabilir mi abi sence? Ya şimdi annesinin narsist biri gibi görünmesi kırmızı bayrağa yakınmış ama şu da var.
Yani o istatistiki bir şey. Annesinden hiç etkilenmemiş de olabilir. Yani o senin kaşını kaldıracak bir şey. Ya işte annesi böyle, kızı da böyle, %100 diyebileceğim bir şey değil orası. Öbürü de Ben yani senin de anneni övmesi öyle falan filan, düşünüyorum. kendi annesine annelik yapmadığını falan söylemesi de kırmızı bayrak değil şu aşamada. Davranışlarına yansımışsa yani, o da artık sevgisizlikten veya bir şeyden davranış bozukluğu varsa, o zaman kırmızı bayrak. Buraya kadar bir şey yok yani. Ben de öyle düşündüm abi. Tamam, annesi böyle birisi olabilir ama herhalde sorun olmaz dedim. Ama yine de bir yönden yani Olabilir. katlanı kaynaktan olur mu şeker diyorum. Yani Ya olacağı sorun iyi olma değil. ihtimali de var. Tabii. Ama ben kendi kendimi kılıf bulmuştum işte. Bir sorun olmaz diyordum. Saçma sapan yani dini şeylerden de örnek gösteriyordum kendime. Hazreti İbrahim'in babası işte putlara tapıyordu ama Hazreti İbrahim peygamber. Hazreti Lut'un karısı işte kendisine iman etmeyenlerdendi falan. Öyle kendi kendime kılıflar uydurmuştum. Sorun olmaz dedim. Tamam, annesi böyle birisi. Beğenmedim yani, sevmedim. Yakın hissedemedim. Şey, Sorun enteresan yok dedim senin işte. hikayen. Yani genellikle bu tür narsist veya borderline bozukluğu olan kızlar evlenmeden önce bunu gösterir hareketler yapıyorlar. Seninki pek fazla yapmamış. Yaptı abi aslında ama ben kırmızı bayrakları bilmediğim için ya da Ne yaptı semptomlarını mesela? bilmediğim için anlayamadım. Yani Asıl üç çok olay. feci terk edilme korkusu vardı. Biz sevgiliyken beraber kalıyorduk. Ben banyoya giderken bile arkamdan geliyordu. Yani banyoya benimle beraber giriyordu. O ne be? Ya da işte mutfağa gidiyordum, çay dolduracağım kendime. Sen geç geç geç, ben getiriyordum falan diyordu. Hani evden çıkacak mıyım diye kontrol ediyordu resmen. Arkamdan dolaşıyordu. Ben de sevdiği için falan zannediyordum. Ya da benim asker olduğu halde erkek arkadaşlar var. Ya ev arkadaşım vardı mesela. O adam da gece tek başına bir odada kalamıyordu. Benim yanıma falan geliyordu sürekli. Öyle bir şey zannettim. Yani üstüne düşmedim. Sürekli aslında bazı semptomları görmeme rağmen ben kılıf uydurdum. Arkadaşlarda da var. Bu tamam yani, normal bir şey diyor. Aslında normal bir şey değil. Bakkala gidiyordum. Yani markete gidiyordum. 5 dakika içinde geleceğim ama 5 dakika geçmesin lütfen lütfen. Giderken sarılıyordu işte. Döndüğümde tekrar boynuma falan atlıyordu. Yani hem aşk bombardımanı hem de terk edilme korkusu abi. Zaten Zaten borderline'ların onun sebep, ikisi simptomlarından. birbiriyle bağlantılı şeyler onlar. Yani olabilir abi, o yüzden de. Ya aşk bombardımanı da aslında polyanacılıktan kaynaklanıyor. Böyle seninle çok fazla mutlu olacağına, masallardaki aşkları yaşayacağına falan inanıyorlar. Yani buna gerçekten inanıyorlar. Bilinçli yaptıkları bir şey değil aslında. Yani doğru söylüyorsun. Şey açısından böyle, buna 3 ay, bunu en son podcast'te de söylemiştim. Bunu 4 ay aşk bombardıman yapıp kandırayım, sonra tepesine binerim diye bir şeyle, planla yapmıyorlar onu. Daha çok kendini bir masala koyuyor, ona aşırı derecede giriyor ve patlıyor o tabii ki. Çünkü kendinden nefret ettiği için, tabii senin kızdan konuşmuyorum, genel olarak konuşuyorum. Fakat şu Kendinden da nefret. var. Birçok kadın aşk bombardımanını, yani bunu yapan kadınlar, kötü niyetli tarafı aşk bombardımanının şudur: seni orada gözlemlerler, zayıf tarafların ne, onu öğrenirler. Sözleri falan da zaten ya aşk bombardımanı yaptığını gösteriyor abi. Yani sana sevgimi nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama gözümü istesen gözümü veririm. Al şu bıçağı gözüne sok desen sokarım falan, öyle şeyler söylüyordu. Bunlar da ya Kötü. yapma diyorum, böyle abartılı şeyler konuşma. Ya bunlar normal şeyler değil Kapat. yani. Normal değilmiş abi işte. Benim ama haberim olmadığı için bu semptomlardan saçmalıyor diyordum. Yani çocukluk diyordum da hani büyüyünce değil yani birkaç sene geçince olgunlaşır diye düşünüyordum. Bunları kullanmaz. Yani tabii üst seviye cinsellik de var bu arada. Hani günde aktif. Yani sayısını söylemeyeyim abi. Bahsetmeyi sevdiğim konular değil. Ama ya yani gerçekten üst seviyeydi. Normal diğer kızları birkaç kız daha olmuştu ama onun gibi değildi. Evet. İlk başta o dönemde aile ilişkilerini hani pek fazla anlatmıyor zaten. Babasının sevdiğini söylüyordu. Annesiyle pek arasının olmadığını söylüyordu açık açık. Yani annem anne gibi değil diyordu. Genç kız gibi davranıyor diyordu. Zaten annesi de gençti. Seninle yaşıt abi galiba 42 yaşında. Ben de annesinin genç olmasından kaynaklandığını düşünüyordum. Neyse nişanlandık abi işte biz onunla. Nişandan 2 hafta sonra ayrılmak istediğini söyledi. Yani o kadar çok fazla severken birden ben ayrılmak istiyorum dedi. Sebebini sordum. Neden dedim, ne oldu? İş yerine
İş yerinde bunun patronu vardı bir tane. Eski sporcu, feminist kadın. Yani azılı feminist, baktım sayfalarına falan, Twitter'ına göz atmıştım o zaman. Feministti. Yani kadın demiş buna işte, erkekleri asla güvenme, kendi ayaklarının üzerinde duracak güçlü ol. Bu yaşta evlenme. Yani çok sapık edersin. Daha 35 yaşında. Hani sen sitede bahsediyorsun bu kadınlardan zaten. İyi niyetli olmayan arkadaşlar diye. Evet, yani şu an çevrede bu kadınları diyorum ben, ne kadar el değmemiş kız alsanız bile, saf bir kız alsanız bile, televizyon var, çevrede bu kadınlardan var. Yani bunlar kötü niyetliler. Kendileri evlenmiş, mutlu, nişanlı kadınları deli gibi kıskanıyorlar. Önünde böyle bir şeyin olmasını görmek yerine o kadının o evliliğini falan bozmayı tercih ediyorlar. Bu tamamen kötü niyetli bir şey. Çok tatlı dille yapıyorlar tabii. Şekerim sen daha kaç yaşındasın falan diye. Aynen öyle yapıyorlar işte. O kadın abi çok sevdiğini söylüyordu. Yani çok iyi birisi diyordu. Bana çok destek oluyor işte. Beni destekliyor. Onun sayesinde ben de... Kırmızı alarm bu abi. Yani şu bir iş yerinde bir kadını dinleyip, o zaman yani nişanlandığınızda da iki aydır tanışmıyorsunuz. Yani bir seneniz var en azından değil mi? Evet abi ya, kaç 14 ay 15 ay olmuştu, evet 15 ay o zaman. Yani ben ofiste biriyle tanıştım, kanıma girdi, nişanlanmayı yani evlenmeyi artık düşünmüyorum diye bir şeye girdiği zaman o büyük alarm. Hem o iş yerindeki kadını söyledi abi işte, hem de annesi buna baskı yapıyormuş. Sen işte kaç sene o kadar okul okudun, neden evleniyorsun şimdi? Evleneceksin, bize biz seni o kadar okuttuk işte, para ödedik okuman için. Kazanıp bize borcunu ödemeyecek misin gibi şeyler söylemiş. Yani annesine karşı falan mahcup hissetmiş. Ayrılıyordu ama ayrılırken sen hep benimle kalacaksın, hep kalbimde olacaksın, ben seni asla unutmayacağım gibi şeyler söyledi. Evet. Ben de tamam dedim, yani yapacak bir şey yok ama ayrılmak istiyorsan o hayat seni mutlu edecekse dedim. Yani sen öyle birisi değilsin ama öyle olacağını düşünüyorsan dedim. Yani para kazanmak, kariyer yapmak seni mutlu edecekse, hayatta tatmin olacaksan tamam dedim. Yani ayrılalım, yapacak bir şey yok. Ayrılmamak için ne isterdin falan dedim. Yani öyle şeyler sordum. Sen eğer dedi işte annem söylüyor dedi, mesleğini bırakırsan, bizim buraya gelirsen dedi, babam sana güzel bir iş bulacak dedi, o zaman ayrılmayabiliriz dedi. Güldüm abi öyle bir şey istemesine. Sence dedim yani ben bunu yapar mıyım? Tanımadın mı hiç bunu yapmayacak oldum bilmiyor musun? Ben de o yüzden dedi işte ayrılmak istiyorum zaten. Tamam dedim, ayrıldık öyle. Ulaşmadım bir hafta, iki hafta. Babasına söylememişler bizim ayrıldığımızdan. Nişanlandık, babası da biliyor. Babası benim sohbet etmek için aradı. Konuştuk babasıyla. Ya abi dedim, bu ayrıldı benden, senin de haberin olsun dedim. Sana söylememişler galiba dedim. Yani artık konuşmamızın, görüşmemizin de bir anlamı kalmıyor yani dedim. Nasıl ya dedi, adam şaşırdı. O seni çok fazla seviyor dedi. 7-24 seni övüyordu evde dedi. Nasıl ayrılır senden falan dedi. Nişanlısından ayrıldığını, aynı evde kaldığı babası bilmiyorum ama çok enteresan bu. Babası onlara, yani evlilikten sonra fark ettim abi ben hepsini işte. Onları da anlatacağım bayağı. Normalde bir baba yıkar o ortamı. Öyle olması gerekiyor abi. Ama annesi narsist olduğundan babasını bayağı bir pasifize etmiş. Yani babasının evde ya yani mobilya gibi bir şey abi. Sadece cüzdan. Para olarak bakıyorlar adama. Başka hiçbir opsiyonu yok. Yani karar verme etkisi yok. Yönetemiyor. Çocuklarını yönlendiremiyor. Yani yol gösteremiyor. Ama benim yanındayken kıza konuşması vardı. Sen şimdi yani evleneceksin, bak çocuk düzgün birisine benziyor demişti. Hoşuma gitmişti yani adamın öyle bir şey yapması. Evde demişti yani erkek yöneten olursa daha fazla mutlu olursun gibi şeyler söylemişti kızına. Belki kendisi yapamadığı için mi artık o yüzden yakınıyordu ya da gerçekten öyle miydi? Ya ben bilmiyordum zaten bu konuları. Hani onların ilişkisini, yani annesiyle babasının ilişkisini. Hoşuma gitmişti yani, babasını sevmiştim o zaman, annesini sevmedim sadece. Ya babasıyla konuştuk abi işte, sana dedim söylemediler mi? Hayır söylemedi dedi, onlar annesiyle beraber bir şeyler karıştırıyor dedi. Ama o seni çok seviyor, merak etme, arayacaktır falan dedi işte, konuşursunuz, tekrar barışırsınız. Önemli değil dedim yani aramasa da. Telefonu kapattı babası. 5 dakika geçti, 5 dakika sonra tekrar aradı babası beni. Benim kızıma dedi bir daha asla ulaşma, seni pişman ederim, mahvederim, bak
Gebertir'in cenazeni kimse bulamaz. Yeditepe'ye gömerim falan bir sürü tehdit etti. Ya ne oldu dedim. 5 dakika önce ilk konuşuyorduk. Ne yaptın lan? Ben sana o kadar söylüyorum lan dedi. Yüzüme kapattı. Her yerden engelledi. Ben de aramadım adamı zaten. Ama şok oldum yani. Niye böyle bir şey olduğunu. Kendim tahmin etmeye çalıştım. Herhalde dedim benimle konuşurken annesi gördü. Öyle bir şey oldu. Ya da kızı bana küfür etti. Hakaret etti gibi bir şeyler söyledi galiba dedim. O yüzden mi yaptı bilmiyorum. Yani kafamda kurdum. Beklemeye koyuldum abi işte. Kızdan haber gelecek diye bekliyordum. Biliyordum arayacağını zaten. Biraz zaman geçti. Kız aradı işte. Anlatmaya başladı o sefer. Annem senin evlenmemi istemiyor. Niye dedim yani sen de annesi beni nişanlıyken evine davet etmişti. Gel bir hafta bize kalırsın diye. Sen bana bunlardan bahsettin. Bunu hatırlıyorum. Hani orada yaptığın hata seni istemeyen aileyle evlenmiş olman ikinci hatanla. Ailesi abi beni değil de aslında kızının evden kopmasını istemiyor. Annesi abi ne olursa olsun, ne olursa olsun şu aşamadan sonra şundan sonra yani özellikle şu kız senden ayrılmış. Babası gelmiş şey yapmış. Sana böyle işte neredeyse hakaretvari şeyler söyleyip engellemiş. Ve bu burada bitmesi lazım da anlıyor musun? Yani sana şey için sana söylemiyorum bunu. Diğer insanlara anlatıyorum. Yani bir yerde bir arıza çıkıyor abi. Evet abi. O yani burada kökten önceki son çıkış oluyor. Allah'ın sevgili kulu ya, bir şeklinde. Evet abi aslında öyle olmuş. Yani kurtulmuşum o zaman. Yani kurtulduğumun farkında olmayıp ben salak gibi üzerine gitmişim. Yani inat da etmiştim zaten babasının öyle yapmasına. Artık gençlik mi bilmiyorum ya. Erkeklik yüzünden mi? Ben de inat etmiştim babasına karşı. Ya burada inat. Siz bir daha beni bu kızla yan yana getirmeye ikna edemezsiniz. İnat olması gereken inat burada o. Haklısın abi ama ben öyle yapmadım. Tabii arkadaşların işte dert alması gerekiyor. Yani ailenin istemediği evliliklere, ilişkilere adım atmamaları gerekiyor. Yani sonradan da nasıl sıkıntı olduğunu anlatacağım evlendikten sonra. Yani bayağı büyüdü ondan sonra da. Kız aradı abi işte beni. Aradıktan sonra anlattı. Ya yani annem dedi seni davet etmişti. Bir hafta bizde kal diye dedi. Ama sen gelip kalmadın. O yüzden sana dedi işte sinir oldu. Ne alaka dedim. Yani bununla sinir olacak bir şey yok bunda. Ben uygun değil dedim. Senin kız kardeşin var işte. Ben rahat edemem zaten dedim. Ben abimin evinde kalmadım bir hafta dedim. Yani niye rahat dediğim insanları. Nişanlıyken zaten dedim asla uygun bir şey değil. Annemle vakit geçirmedin dedi. İşte annem o yüzden çok sinirli sana dedi. Daha şimdiden belli balık baştan kokar gibi şeyler söyledi. Bize bu çocuk düşman olacak gibi şeyler söylemiş. Ya yani bir şekilde soğutmuş beni. Annem öyle söyledi dedi. Ama ben böyle bir hayat istemiyorum dedi. İş yerindeki kadından da etkilendim dedi. Ama böyle bir hayat istemiyorum dedi. O kadın da şeytanın tekiymiş, iblismiş dedi. Yüzünü gördün falan dedi. Bu ya aslında bu da borderline semptomu. Böyle çok çabuk kişiler hakkında fikirlerinin değişmesi abi. Hani dengesiz, tutarsız görüşler. Yani açıkçası bu aşamada böyle bir kadında böyle bir insan var mı? Böyle bir insan bunu dedi mi? Yani uyduruyor olabilir tamamen, tamam mı? Bilemezsin tam olarak. Yani o insan vardır da o insan ona onu dedi mi acaba? O insan ya patronuydu abi zaten. Bana ismini falan söylemişti. Biz, ya patronu vardı. Patronunu bilirsin de o patronu dememiştir bile belki. Yani ona emin olamazsın. Kendi kafasından bile olabilir. Haklısın ama ya aynı şey arkadaşları için de oluyordu. Mesela atıyorum Merve'yi çok seviyorum diyordu. En sevdiğim arkadaşım o diyordu. Öteki gün Merve işte çok kötü birisi aslında. Özünde kıskanç işte şerefsiz değil. Yani şerefsiz değil de o kötü kelimeyi kullanıyordu. Ya sen de o zaman diyorum böyle kişilerle arkadaşlık kurmayacağım zaten artık asla arkadaşım deyip. Hani birkaç ay geçiyordu. Merve ile tekrar konuşmaya başlıyordu. Hani böyle böyle demiştim Merve hakkında. Öyle bir şey dedim. Evet ama o zaman işte pişmandım. Şimdi özür dilerim. Barıştık falan. Tamam diyorum yani normal arkadaş ilişkilerinde olabilir ama bu kadar uçlarda olmaz. Yani çok iyi derken abi birden çok kötü birisine dönüşme. Olumsuz düşünebilir hakkında ama bunlar olumsuz değil. Tamamen uçlarda oluyor. Ya çok iyi birisi ya da çok kötü birisi oluyor. Aynı şey arkadaşlarında da vardı. Yani o kadını çok fazla sevdiğini söylerken birden kadına düşman oldu. Hani bir hafta içinde. Açıkladı işte neden ayrılmak istediğini.
Ben de yani tamam dedim o zaman ne yapacağız? Annemi ikna mı edeceğiz işte? Hayır dedi, ikna olacak gibi değil dedi. Annemin ne kadar inatçı olduğunu bilmiyorsun sen falan dedi. Abi bu aşamada Habersiz evlenecek dedi. annesinin seni yalvar yakar ikna etmesi lazım. Yani Yalvar yakarak ulaşamam yani. sen bir kere bu arızayı gördün mü? Bir daha seni ikna etmek için 50 tane takla atmaları lazım. Ya biz baştan Ya abi bu durumda zaten şey için söylüyorum. Bu durumda böyle ailelerin, böyle kızların peşinde koşuyorlar ama tam tersi olması lazım. Yani onlar artık yani no contact gibi. Onlar bozdu, onlar gelecek seni ikna edecek. Hatta bu durumda bayağı bir ikna etmeleri lazım. Çünkü ben aynı şeyi nişanlının yüzük evet var abi. herhalde. Evet yüzük tabii. Yani Yüzük nişanlandık. oldu çıktı Nişanlandık. herhalde değil mi? Evet abi. Yani benim şahsi fikrim yüzük çıktıysa onun çıkaran taraf ikna etmek için 50 tane takla atması lazım. Ama sen muhtemelen gittin ikna ettin. Yok ben annesini falan ikna etmeye de çalışmadım abi. Babasını Evet, da ikna etmeye çalışmadım. kızı. Kız ya geldikten sonra zaten bir düğün falan yapacaktık. Öyle kararlaştırmıştık abi. Yani kına düğünü artık neyse onları yapacaktık. Çok fazla masrafa girmeden. Ya eşya falan da alacaktım. Benim ve Kerem'inkilerle yaşamayacaktık. Bu sefer yani kız dedi eşya almaya da gerek yok. Ben düğün de istemiyorum. Kına da istemiyorum dedi işte. Tamam dedim yani gidip biz nikah yapacağız. Ne benimkilere söyleyeceğiz ne seninkilere söyleyeceğiz. O da tamam dedi yani öyle yapacağız zaten. Kimseden destek almayacağız. Yani herhangi maddi. Zaten ben hayatım boyunca evden destek almadım. O da ben de Ama almayacağım şu dedi. Onlar aşamada yüzümü yüzüme dedi. yani şu an geldiğimiz aşamada zaten güya bunlar olmayacak. Siz ayrıldınız. Sonra yeniden nasıl birleştiniz? O beni aradı abi işte. Ya ben karar verdim dedi. Böyle bir hayat istemiyorum dedi. Kariyer beni mutlu etmeyecek dedi. Benim yuvam olsun, yani çocuğum olsun öyle devam etmek istiyorum dedi. Tamam dedim yani ben zaten seviyordum abi o zaman. Tamam dedim gidip evleneceğiz ama anneni ikna etmeyle uğraşamam yani dedim. Yani gelmem dedim. Ufacık şeylerden dedim yani düşmanlık besliyorsa kendi kendine kuruntu yapıyorsa dedim. İstemiyorum dedim yani muhatap olmam ben senin annenle. Zaten Şimdi dedi olmayacak. Annem inatçı dedi işte. Sen ikna edemezsin zaten. Yani etmeyeceğim dedi zaten. Ne ikna etmesi? Onunla uğraşamam ben dedim. Bir daha evlendik abi. Masraf yapmadan işte eşya almadan bekar evindekilerle idare ederim dedi. Ya gittik. Benimkilere de söylemeden, onunkilere de söylemeden nikahsız evlendik. Habersiz evlendik. Nikah yaptık. sen tabii saftirik, senin baban niye beni arayıp böyle bir şey dedi sormadın bile. Sordum abi onu da. Baban niye böyle bir şey yaptı dedim. 5 dakika sonra dedim fikrini değiştirmişti. Dengesiz işte dedi. Annem konuşurken gördü dedi. Onunla bir daha konuşmayacaksın diye bağırdı çağırdı dedi. Babam da hemen arayıp seni öyle söyledi falan dedi. Dengesizin teki işte dedi. Ne bekliyorsun falan dedi. Ya hakaret etme dedim olsun. Annemle arasının bozulmasını istememiştir. Belki de o yüzden yapmıştır. Sen zaten dedi ne zaman Bu bana destek çıktın ki şimdi destek çıkıyorsun dedi. Böyle şeyleri söyledi. Ya bu dedim sana destek çıkmamak değil. Yani baban sonuçta yabancı birisi. Onun hakkında öyle konuşma. Ya dengesizin teki dedi. En çok babanı seviyordum sen ama demiştin. Allah'ın sevgili kulusun. Sana 4-5 tane köprüden önceki son çıkış açmış ama hiçbirine Bunlar girmemişsin sen geldi de. abi. Maalesef öyle oldu. Benim salaklığım abi işte bunlar da yaptığım hata. Babasına bile ya inat derken işte babasına öyle bir ceza vermek istiyordum. Ya öyle gizli Gidip saklı haber evlendirmeyin oğlum. Ne eyvallah. yapıyorsunuz ya? Gittim iki tane arkadaşımı işte çağırdım. Sevgilisiyle beraber geldiler. Nikah şahidi oldular. Böyle nikah yaptık. Nikah Ailem bile yaptığımızın yok ikinci senin. günü onlara da söylemedim abi ben. Ya bana zaten öyle karışacak insanlar değiller. Yani fazla özgür bırakmaktan değil bana güvendikleri için. Yani yetişkin Ayıp abi ya. gördükleri için. Hata yapmaz, yanlış yapmaz. Güvenle ne alakası var? Ayıp. Ayıp az ama onun tarafı ya kıza da ayıp olacaktı bu sefer. Çünkü kızın tarafının haberi yok. Ben annemlere söyleyeceğim. Onlar Abi gelecek. kızın Ya benim tarafının ailem var. haberinin olması Onlar kızın problemi ya. Yani şöyle dışarıdan baktığından görmüyor musun? Bu nasıl lan evlilik lan falan diye. ya ben öyle düşündüm abi. Bana arkadaşlarım falan da ailem yani dediler bize de söyleseydin niye senin gününde yanında olamadık diye. Ya.
Onun yani, ailesi yok dedim yani. Bu durumda olan bir adam şöyle bir dışarıdan bir bakmalı, ben ne yapıyorum lan diye. Sonradan baktım abi işte. Yani şu an şaşırıyorum zaten ben de hatırladığımda. Ya kendime kızmak değil de ya komik geliyor. Ne kadar salakmışım diyorum ben. Ya bu 25 kadar yaşındayım ben. Oyun ya 25 yaşındasın da 25 yaş o kadar da şey değil yani, çocuk değil. Bu hani çok absürt bir olay. Bu kadar absürt bir evlilik içine giriyorsan bir düşünmek lazım, lan ben ne yapıyorum, bu ne ya, bu nasıl gider falan diye. Zaten senin hikayeyi biliyoruz, gitmedi. Ya gitmedi abi. Çok kötü de gitti. Evlendiniz, Aklıma devam. geldi. Evlendik abi. İkinci gün zaten beraber yaşıyorduk ya. O kadar hani tepki vermez, göstermez dedim. Öyle planlamıştık zaten. Üçüncü güne ben rezervasyon yaptırmıştım. Bir yere gidecek tatil köyüne. İkinci gün gelip arkadaşları göreyim falan dedim. Tamam dedi ama çok fazla durma dedi. Beni yalnız bırakma falan işte. Çıktım evden abi. Arkadaşlarımın yanına gittim. 2 saat oturdum. 3 saat bu telefon çalmaya başladı işte. Geleceğim yarım saat içinde diye geri dönüş yaptım. Yarım saat geçti. Baktım ya, eve gittim, evde yok. Telefonla arıyorum, arıyorum, açmıyor. Neredesin işte, nereye gittin? Sen beni evlendiğin ikinci gün yalnız bıraktın. Ben kendimi öldürmeye gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun, saçmalama, ne öldürmesi? Böyle bir şeyleri söylemedi abi hiç evlenmeden önce. Kendimi öldüreceğim, göreceksin. Beni ailemden kopardın. Sen arkadaşlarınla bile buluşuyorsun. Beni annemin yanına attın. Gidiyorsun işte. Kayboluyorsun o kadar. Gittim yani cadde cadde ikinci akşam bunu aramaya çalışıyorum. Yani öyle çıldırdım, delirdim. Buldum da yani bir tane caddede. Bizim o taraflar yani zaten bildiğim yerler diye. O da fazla bir yer bilmiyordu. Önceden gittiğimiz yerlere gitmişti diye düşünün. Yaslandı, ağlıyor işte. Beni asla terk etme, tamam mı? Yani beni yalnız bıraktın. O zaman da şey dedim herhalde, ailesiyle arasını bozulacağını düşünüp o yüzden bu kadar yani duygusal davrandı. Ben hatalıyım diye kendimi suçladım. Yani ikinci gün bıraktım. Yani izin alarak değil yani söyleyerek gittim zaten. Neyse dedim, başımıza bela aldık. O zaman jetonmuştu benim. Yani gerizekalılık yaptım galiba dedim. Evine. Ya Tüm evet, resmi bayağı olarak bayağı ağır bir şey aklıma. yapmış. Yani bundan da ayıkmasaydın çok garip olurdu zaten. Aptallık yaptım dedim. Bakalım yani beni neler bekliyor. Yani meraklanmaya başladım artık abi zaten. Baştan evlenmeden önce söylemiştim. Ben işte ailenle mesafeli olacağım. O kadar yani annene yaklaşmam. Evlendik ya, yani bir hafta geçti işte, o tatile falan gittik. Benim görev yerime geri döndük. Orada beraber yaşıyoruz. Annesiyle işte telefonda konuştu. Annesi, bir daha seni görmek istemiyorum. İnşallah mutsuz olursunuz, çok kötü olursunuz işte. Mutlu olmazsınız gibi şeyler söyledi. Beddua etti. Ne Kapattı işte. kadar tatlı. Annem zaten dedi benim hiç mutluluğumu istemedi ki falan dedi. Nasıl yani mutluluğumu istemedi? Çocukluğundan anlatmaya başladı abi işte. Annesi sürekli bunu eleştiriyormuş. Yani bir şey mesela şu bölümü oku diye söylüyormuş. O bölümü kız okuduktan sonra iş sıkıntısı çekince de bok vardı o bölümü okudun. Sen gerizekalısın işte. O bölümü okuduğun için iş bulamıyorsun şimdi. Beni dinlemediğin gibi şeyler söylüyorum. Mesela işte babasının yanında kadınlar erkeklerden üstün diyormuş. Neden üstün? Çünkü bizim rahmimiz var diyormuş. Ondan sonra öyle bir şey söylemedim diye inkar ediyormuş. Yani annesini anlatmaya başladıkça ben narsist dedim. En kötü yani darbeyi o zaman vurdu. Yani evlendikten sonra söyledi bunu. Tamam dedim abi, ben bu sefer sıçtım. Şimdi Şey nasıl oldu. bittiğine de bir geç de, ondan sonra toplayalım. Ya da işte daha Tamam abi. doğrusu madde madde nasıl, neler olduğunu ya söyle. Ondan sonra nasıl bittiğini ve şu an ne olduğunu da anlat. Çünkü Tamam hani abi, olabilir. dur, daha şeye geçmeden, ya sen beni 2-3 kere bu kızı hani bırakamıyorum, unutamıyorum falan gibisinden aradın da o yüzden söylüyorum. Şimdi Yani adamın dedemin yani kızın aile ortamının sakat olduğunu anladık. Şeyi merak ediyorum. Başka neler yaptı bu kız? Yani bu sakat hareket olarak. sakat hareket ya, evlendikten sonra oldu abi işte. Mesela ufak şeylerde çok fazla alından kırılgan oluyorlar bunlar. Yani değersizlik, yetersizlik hissi var ya zaten. Mesela basit bir şey de yani açıklama yaptırıyor. Yani sürekli açıklama yapmak zorunda bırakıyorlar seni. Ben onları şiddet, komfor test olarak görüyordum. Yani öyle olduğunu düşünüyordum. Ama çok fazla artmaya başlamıştı. Yani 2 günde bir
alınıyordu söylediğim şeye. Mesela yemek yerken tuzsuz mu olmuş diyordum. Tuz verir misin? Alıyordu, hızlı sert çölme vuruyordu. Niye böyle bir şey yaptın diyordum. Sen nasıl benim yaptığım yemeği beğenmezsin? Beğenmiyorsun yemeği diyordu. Sen benim neyimi beğendin ki bugüne kadar zaten diyordu. Hiç sevmedin değil mi beni diyordu. Göndermek için fırsat kolluyorsun gibi şeyler söylemeye başladı. Ya öyle bir şey Öyle mi yok diyordum. Hani davranıyordun? kendisi... Yok abi öyle falan davranmıyordum. Ben hasta oluyordu mesela. Başında bir falan diyordu. Küçükken öyle oluyordu. Sabah nöbete gidecek oluyordum. Yani öteki gece de uyumayacağım. O gece uykumdan fedakarlık yapıp başında bekliyordum yani. Ateş falan çıkartıp hastaneye götüreyim bir şeyler yapayım. Hani çorba falan yaptığım oluyordu. Ben bakmaya çalışıyordum. Hani kızılmış gibi ilgileniyordum. Zaten bu çocukluk davranışlarından falan küçük kız diye hitap ediyorum. Yani resmen öyle davranıyordu zaten. Çocuksuydu. Öyle davranıyordu. Ama dilimle ya da hiçbir zaman söylemedim yani seni istemiyorum, sevmiyorum diye. Kendi kendine hani kuruntulara inanmak istediği bir şeye inanıyordu. Onu oradan çevirmek imkansız oluyordu. Hani sinirleniyordu işte abi yine. Evdeki eşyaları falan sağa sola atmaya başlıyordu. Tabakları parçalıyordu işte. Benim kafam vuruyordu. Ben sessiz kalıyordum hani geçiştirmek için. Susuyordum. Uzamasın, Bunlar büyümesin daha fazla kavga diye. da çok ciddi davranışlar. Yani Bunlar da öyle şiddet abi. sana karşı veya işte nesnelere karşı şiddet mesela çok büyük bir alarm. Bana karşı da yapıyor. Yani tırnaklamaya başlıyordu abi. Öyle çığlık atıyordu evde. Bildiğim kriz geçiyordu kendi kendine. Hani konuyu hatırlamıyorum bile. O durumlarda niye öyle yaptığını. Hani ne söyledim tam olarak hatırlamıyorum Hangi durumda olursa olsun abi sakat. öyle. Ya belki hani aldattığını falan öğrenmiş olsa yani aldatmış olsam öyle tepkiler belki normal karşılarım abi ama Vallahi sana şöyle söyleyeyim, o zaman çok bile kötü normal söylendi. değil bunlar ya. Vallahi hani Yani travma olduğu zaten öyle bir için şey de abi değil. belki öyle bir şey de yok zaten o kadar ağır şeyler yoktu. Yani yapmadım. Ya alkol kullanan birisi de değilim. Öyle alkol kullanıp kendimi kaybedip yani bir şeyler yapıp söyleyip hatırlamamazlık gibi bir durum da yok. Yani benim kendimden bile işte şüpheye düşürmüştü zaten. Hani şizofren miyim acaba dedim. Yani bir şeyler yapıp kendimi mi Onun hatırlamıyorum diye ne demek olduğunu kaygıya biliyorsun düştüm. değil mi? Yani Manipülasyon abi. gaslighting diyoruz ya biz. Evet, Bizim evet abi kesinlikle ya gaslighting. Tam ona da girecektim zaten. Bu şimdi mesajlarda bilmeyenler için falan. söyleyeyim gaslighting'in ne olduğunu. Sen devam et. Bu karşı tarafın sizde problem olduğuna, neredeyse deli olduğunuza inandırmak için bilinçli olarak yaptığı şeyler. Hareketler. İsmi de bir filmden geliyor. Filmdeki adam kadının deli olduğuna inandırmaya çalışmak için lambayı kapatıp falan duruyor. Gaz lambasını. O ismi de oradan geliyor. Gaz lambası ya da gaz lambası ışığı demek zaten. Yani spesifik olarak sizi deli olduğunuza inandırmak için manipülasyon. Yani bence en berbat manipülasyonlardan biri. Ve hani onu gördüğün anda burada kötü niyet arayacaksın zaten. Sinirleniyordu abi işte sessiz kalıyordum ben. Belki tartışma biter diye. Uzamasın, büyümesin işte kalp kırılmasın. Sessiz kaldığımda al işte beni önemsemiyorsun diye gelip tabakla falan sırtıma vuruyordu. Kollarımı cimcikliyordu. Sessiz kalmıyordum yani yaklaşmaya çalışıyordum bu sefer. Şefkat göstereyim belki yumuşar diye sarılmaya falan çalışıyordum. İttiriyordu elleriyle beni. Ben işte ne derdim beni sen bana sevgi gösterisindesin gibi şeylerle beni atıyordu. Evden çıkıp gidiyordum. Hani beni gördükçe sinirlenmesin, daha fazla tartışma büyümesin diye. Evden çıktığımda da 5 dakika içinde gelmezsen kendimi öldüreceğim, cesedimi evde bulursun diye söyleniyordu. Yine tekrar o cehenneme beni geri sokuyordu abi bir şekilde. Allah. Cehennem doğru bir laf ya burada. Doğru bir Yani kelime yani. o 2 günde bir falan mesela yine ufak şeylerden tartışıyorduk. Yani ben kuş besliyordum. O kuşları kıskanmaya falan başlamıştı. Hani kuşlarınla Evet. ilgileniyorsun. Benimle Seni ilgilenmiyorsun diye sabah. kuştan bile Sözü mü kıskanıyor. kestim? Kuştan ya öyle ufak bir boyutta değil abi. Onu kavgaya bile çeviriyordu. Hani nöbetten geliyordu ben mesela. Sabah bu uyuyor oluyor. 8'de nöbetten gelmişim.
Bakıyordum hani uyanmasın diyordum. Dinlensin. O uyanana kadar ben de işleri yapayım falan diyordum. Hani kuşlara gidiyordum. Kuşların suyunu, yemini falan da istiyordum. Uyumuyormuş aslında. Beni izliyor ne yapıyorum diye. Kalkıyor. Sabah geldin beni öpmek yerine koşa koşa kuşların yanına gittin. Bana baktın öyle göz ucuyla. Ondan sonra kuşların yanına gittin. Ne kuşların varmış, bunları öldürmek gerekiyor. Salacağım hepsini. Geberteceğim. Zaten sen bu kuşları ben eve kedi almamam için aldın değil mi? Benim kedi sevdiğimi biliyordun. O yüzden kuş bakıyorsun evde falan. Ya kendisi de seviyordu kuşları. Ama böyle, birden böyle parlıyordu. Bunları söylüyordu abi resmen. Hani kuşu o boyutta kıskanıyor. Kendimi öldürsem işte benim değerimi anlayacaksın değil mi? Senin hep önceliğin zaten başka şeyler oldu. Arkadaşların oldu, kendi ailen oldu, kuşların oldu gibi şeyler söylüyordu. Ben hep yalnız kaldım. Ben hep değersizim işte. Kimse beni sevmedi ki zaten. Doğru, ailesini sevmediğini sen mi seveceksin? Böyle kendi kendine tekrarlıyordu. Benim söylemediğim cümleleri kendisi üretiyordu abi işte. Kendi zihninde. Peki sen bu cehennemde ne kadar yaşadın abi? Kaç sene sürdü bu? Bu tam bir sene sürdü abi yani. Okay. Bir sene boyunca 2-3 günde bir böyle tartışmalar hani bitmiyordu. Ben hatırlamadığım da çok var. Bu intiharla tehdit konusu zaten onunla beni manipüle ettiğini gördüğünde çok fazla daha fazla artmaya başlamıştı. Hani intihar tehdidi. Evde beraber otururken işte söylüyordum ben bak bunlar normal değil diyordum. Hani psikiyatriste gidelim istersen diyordum. Sen de huzura kavuşursun diyordum. Kendin mutlu olursun diyordum. Bak benim için herhangi bir sorun değil ama diyordum. Merak etme diyordu. Evde öldürüp de senin başını belaya sokmam diyordu. Ya ben tamamen kendi iyiliği için söylediğim bir şeyi bile bana çeviriyordu abi işte. Kendimi öldüreceğim senin başın belaya gelecek diye korkuyorsun değil mi diyordu. Ne kadar zaten güzel bir Allah'tan çocuk yok. Yok abi. Çocuk. Ya ondan yırtmışım en azından. Yani bilinçli bir şekilde mi yırttın? Yani bu kadınla yapılmaz diye mi yoksa şansına mı? Yapılmaz dedim abi zaten. Evlendikten sonra. Ya yapılmaz dedim. O olgunluğu görmüyordum zaten. Yani çocuğun da hayatta arasını istemem. Yani en son işte annesiyle arası çok iyi oldu abi. Bu sefer anneciğim demeye başladı. Hani babasını sevmiyordu. Ya sen dedim tamam annenle aynı evdeyken dedim anlaşamıyordunuz. Bak uzağa gitti. Galiba senin kıymetini anladı falan dedim. Evlenmek annem için iyi oldu. Yani aslında zarf atıyordum abi. Anladım biraz muhabbeti. Ama direkt açık açık soramıyorum işte. Böyle annen hakkında fikirlerin değişti galiba diye. O zaman diyordu ben annem hakkında hiçbir zaman olumsuz bir şey söylemedim ki. Tamam dedim. Yani beni yalancı çıkarıyordu abi söylediğim şeylerde. Ben şüpheye düşüyordum. Böyle hiçbir mesajı silmedim. Ağlatıyordum öyle işte. Annem yazıp bakıyorum. Annesi hakkında mesajlarda tek iyi bir şey yok. Ya annesini sevdiğine dair ama son aylarda karşı ne olduysa işte annesi onu manipüle etti. Annesini yaptı bilmiyorum. Yani bizim tartışmalarımızı annesine anlatmaya başladı. Bunu yapma diyordum bak annene söyleme tartışmaları. Tamam konuş görüş senin ailen diyordun. Herhangi bir sorun yok. Hakkında zaten diyordum. Ben ailemden ayrılmanı hayatta istemem. Ne kopmanı istemem. Buraya sonuçta daha başına geldin işte. Onun için bile vicdanım var değil diyordum. Bu sefer bu söylediğim şeyi akşam oluyordu. Benim yüzüme vuruyordu. Beni dağ başına getirdin işte görüp dağ başına getirdin kırıp kalbimi kırıp duruyorsun gibi şeyler söylemeye başladı. Hani bir şeyi kabul edersem onunla daha kolay manipüle edebileceğimi düşünüyordu abi işte. Yapıyordu da zaten yüzüme vuruyordu. Mesela annenle işte anlatma diyordum. Tartışmaları tamam normal konuş ama tartışmalar olmasın. Sen benim ailemle aramı koparmak istiyorsun. Zaten bir kere kopardın. Al işte şimdi tekrar koparmak istiyorsun. Arayacağım ben annemi. Beni annemden kopartamazsın gibi şeyler söylüyor. Ya biz aile kurduk dedim. Annemden kopmak için sence yaşım geç değil mi? Nasıl da küçümsüyorsun? Nasıl da beni aşağılamaya çalışıyorsun? Gibi şeyler söylüyor buna karşılık. Yani ben ona düzelsin çözüm odaklı bir şey sunuyorum, söylüyorum. Ya kötü niyetli olmadığımı anlatmaya çalışıyorum. O kendisini aşağılanmış hissediyor. Kendisini manipüle ettiğimi söylüyordu. Yani abi o seni o ona o sana onları kendisine öyle hissettirdiği için söylemiyor abi. Onlar seni şey manipüle etmek için yani bak sen aşağılıksın her şey senin yüzünden her şey senin yüzünden kötü her şey senin suçun
Yani onlar senin üzerinde otorite kurma aleti, yoksa hani şey değil. Birçoğuna kendi de inanmıyordur onu. Sabah Yani. olunca fikirleri değişiyor abi işte. Senin beni çok sevdiğini biliyorum falan diyordu. Sırnaşıyordu, yaklaşıyordu. Ya aramız böyle kötü olsa da o sorunlar olduktan 5-10 dakika, ya 5-10 dakika değil, ya 1 saat içinde cinselliğe falan gidiyordu bir şekilde konu. Ya oraya çekiyordu, hani yapıyordu, kendi suçunu biliyordu. Onunla baktırmak istiyordu tekrar. Yani öyle gönlümü almaya çalışıyordu. Valla tam olarak gönlünü almaya mı çalışıyor, yoksa hani bir iç çek yapıp da seni manipüle mi ediyor? Orası biraz şüpheli. Bilinçli, ya tabii manipülasyona dönüşüyor abi bu. O hangi niyetle yapmış olsa da ben kendim manipüle olmuş oluyordum. Sabah işte tekrar fikirleri Çünkü değişiyor. hani Senin beni çok sevdiğini. bu borderline'da yani psikologlar söylemeli bunu ama ruh halinin belirgin tepkiselliği mesela. Yani bu tepkisellik nedeni duygusal dengesizlik mesela çok önemli bir belirti. Ya Yani bir duygusal an böyle dengesizlik. seni bir an böyle seni dünyanın sefil insanı yapıp bir an 5 dakika sonra sana çok iyi davranması, ya da tam tersi 5 dakika önce çok iyi davranırken 5 dakika sonra seni yerin dibine sokması falan, bu tür şeyler mesela çok önemli belirtiler. Ya zaten en büyük belirtisi bile sayılabilir abi. Yani terk edilme korkusu, intihar tehdidi, öfke krizi. Bir de bu kişiler için yani tutarsız görüşleri, yani evlenmeden önce anlattığım iş arkadaşları ya da işte annesine karşı, babasına karşı. Yani bu sefer bana döndü oklar. Yani annesi hakkında oluyordu işte. Annemi hiç sevmiyorum. Ondan sonra çok sevmeye başladı. Yani babamı çok seviyorum. Ondan sonra babasını sevmemeye başladı. Ya Ya muhtemelen annesi onlara da babasına öyle karşı davranıyordur o muhtemelen. onlar yani evlilikten önce zaten abi tam tersine döndü. Hani evlilikten önce babasını çok seviyordu, annesini sevmiyordu. Evlendik. Ya o Ondan sonra muhtemelen babasını o sevmiyordu, konuda annesini sevmiyordu. söyledikleri çok güvenilir değil. Milleti manipüle etmek için herkese başka bir şey söylüyor muhtemelen. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli. Biz burada hani yani kız narsist mi, borderline mı, zartturt mu? Bunu anlamanın bir gereği yok. Nasıl anlayacağım diye soruyorlar mesela bana ne olduğunu. Yani sen sonuçta kızın sorununu bulup ya, ilaç yazmayacaksın. Öyle bir sorumluluğun yok. Senin için ne kadar toksik, yani ne kadar cehennem. Yani sorunu ne olursa olsun şu hayat görüyorsun yani kız acayip toksik. Yani toksik zehirli demek. Bunda sen, yani ayda bir şiddetli kavga bile çokken siz haftada bir yapıyorsunuz neredeyse. Bu demek ki bu kötü bir evlilik. Bitti yani. Haftada Kadında bir bir, artı var sende yoksa. evet abi, yani 3 güne bir de düşüyordu. Bunun herhangi yani borderline narsist kişilik bozukluğu ya da gizli narsist, pasif agresif kişilik bozukluğu ya şizotipal kişilik bozukluğu ya Ya 5-6 tane kişilik bozukluğu var ama isterse hiçbirisini nane fark etmiyor. alerjisinden olsun. Sonuçta senin için zehirli Evet davranışlar yani bunlar. elindeki mal bu abi, artık hangi marka olduğu önemli değil. Ya sebebi onu ilgilendirir. Ya bizim de aynen abi, benim zaten amaç arkadaşların yani böyle sorunları olan kişilerden kendisini korumak için önlem İşte alması, ben de yani tedavi onlara onu edecek söylüyorum. koymak. Çünkü bana çok sordukları Evet. soru, ya bu kız borderline mi, bu kız narsist mi, sana ne abi? İlaç mı yazacaksın? Kızın anlattığın şeyler toksik mi değil mi? Bu kadar yani. Bu yeterli. Oturup yani entelektüel bir şekilde kıza teşhis koymak falan. Hani psikolog olun o zaman abi. Yoksa sizin öyle bir şey durumunuz yok. Gereği de yok. Yani bunu diğer arkadaşlara söylüyorum. Sana söylemiyorum. Tabii abi, evet. Ya kanaat değiliz. Ya ben kendim koymadım abi zaten. Kendim öyle olduğunu düşünmedim ama psikiyatriste falan gitmiştim bu ilişkiden sonra. Senin sitede de yazıyor aslında. Hiçbir ilişkiden psikiyatriste ihtiyacınız olmadığı halde ya da psikoloğa ihtiyacınız olmadığı halde bu ilişkiden sonra gidiyorsanız kendinizi değil ilişkiyi sorgulayın diyorum. Ya ben de onu hatta en son podcastlerden birinde birine söylediğimi söylemiştim. Yani abicim sen 6 ay önce bu kızla çıkmadan önce hayatım boyunca psikiyatrist görmemiştin. Şimdi psikiyatrist görüp ilaç kullanıyorsun yani. Daha ne olacak ki bunun çok Ya, sakat olduğunu evet anlaman abi. için? Ben psikiyatriste gittim. Adamla işte konuştuk, sohbet ettik. Senin herhangi bir terapiye ya da ilaç kullanmaya ihtiyacın yok dedi. Sen yerini anlat bana dedi. İşte yani anlattım adama. Zaten onu anlattım. Yani bu kız dedi ya, ya bipolar dedi ya da borderline ama dedi bunların işte farkı oluyor. Bipolar olan daha uzun sürüyor depresif dönemleri.
Ama Borderline'la işte 5 dakika 5 dakikasını tutmuyor diyordu. Ya bizde de gerçekten öyleydi. Ben güzel bir yere götürüyordum. Hani tatil ya yerlerinde kasabalarında falan. Daha çok ona benziyor. Bipolar'dan çok Borderline'a benziyor. Hem birçok belirtisi var ablende zaten. Boşluk, yetersizlik hissi, terk edilme korkusu, yine aşk bombardımanı, yani çocuksu davranışlar, polyanacılık veya pesimistlik, yani uçlarda yaşama, ya çok mutlu olacağına inanma ya da çok fazla mutsuz olacağına inanma. Yani dünyanın ya cehennem olduğunu düşünme ya da cennet, güllük, gülistanlık olduğunu düşünme. Ama ya herhangi bir standart yorumları yok abi hiçbir şey hakkında. Yani kişiler hakkında da aynı şey, iş hakkında da aynı şey. Yani dengesiz bu hali zaten. Şimdi şeyi toparlayalım biraz. Biz nasıl bitti bu iş? Bitme sebebi işte bu, annesine anlatıyordu abi sürekli. Annesi müdahale olmaya başlamıştı artık. Ben mesela bir arkadaşım şehit oldu. WhatsApp durumuna arkadaşım falan paylaşmıştım. Başın sağ olsun. O arkadaşımı paylaşınca sağ ol abi. Yorum atmıştı. Annesi kim bilir ne kadar üzülmüştür. Biliyor musun, sen benim kızımı üzdüğünde ben de aynı böyle üzülüyorum. Baktım ya dedim ben. Yani var ya, resmen karşında olsa abi, suratına çakılacak bir laf etmiş şimdi. Ne alaka ya? Tamam dedim, yani bu da narsist annesi abi. Belli şeyde hani kendisinin acısını böyle denk tutuyor. Yani kendisi üzülmüyordur da zaten. Sadece üzüm yeme dertleri yoktu. Hani kızının da annesinin de sadece bacıyı dövmek istiyorlardı. Bunlar da anneli kızı beni dövmeye başladılar son 3 ay 4 ay. Artık bayağı doldum. Arkadaşlardan bir tanesine Instagram'dan yazmıştım işte. Ya konuşuyorduk öyle. Evlilikten konu açıldı. Ben de evlenmek istiyorum ama bulamıyoruz doğru düzgün kız falan dedi. İnşallah bulursun vallahi dedim. Yani doğru düzgün bulmayınca işler çok sakat dedim. Bu kızı da boş vermiş olacağım falan dedim işte. Kurtulmak istiyorum ama kurtulamıyorum dedim. Çünkü intiharla tehdit ediyor. Bunları yapıyor. Bu mesajları görmüş abi. Ben nöbetteydim o zaman. Annesini aramış mesaj verirken. Anne beni gelin alın bu şerefsizin elinden. İşte bu çok kötü birisi. Bunun yanında kalmak istemiyorum. Kapatmış telefonu öyle. Hadi annesi de bana mesaj atmış abi. Gözüm aydın ama ya annesi de bana mesaj atmış. WhatsApp'tan. Kızımı 15 dakika içinde otobüse bindirmezsen seni polise şikayet edeceğim. Kızımı öldürdüğünü söyleyeceğim. Yani mesajı hala duruyor. Baktım mesajı 20 dakika sonra gördüm mesajı. Ya polis beni aradı. Sen neredesin? Nöbetteyim işte. Abi de polisi aramış. Kaynanam burayı aradı. Aramış abi. Kaynanam burayı aradı dedi. Eve git bak istersen dedi. Yani hoş olmayan durumlar var galiba aranızda dedi. Tamam abi dedim. Git bakıyorum. Gittim eve baktım. Eline abi sepaya bıçağı koymuş işte. Elinde telefon. Annesi arıyormuş. Bunu açmıyormuş ama annesinin telefonunu. Yani niye dedim anneni açmıyorsun? Ben eve girdiğim gibi bıçağı eline aldı. Ya yani odaya girdiğim gibi bıçağı eline aldı zaten. Gördüm ama yani sehpadaydı. Ben girdiğimde eline aldı. Bırak dedim ya bıçağı. Niye aldın? Ne yapacaktın kendine? Mesajlarını gördün. Sen benim hakkımda nasıl böyle konuşursun? Sen dünyanın en kötüsü. Abi. Hayır, yaparsın. Git öldürürüm yani hiçbir zaman dememen lazım. O suç çünkü. Yani öldür ya da işte kayıtlı yani kalamam abi. Şunu yapmayın. Yani seni tehdit etti. Bıçakla bıçakla. Ertesi gün gittin. Bir daha hiç karşısına çıkmayıp boşanma davası açtın. Kafanın bir tarafından ben bunu yapıyorum diye bu kendini öldürecek diye vicdan azabına girme. Anlıyor musun? Tabii abi o ayrı. Onu yapmamak gerekiyor da. Ya ben korktum abi işte ya yaparsa diye. Zaten çünkü arkadaşına dediğin şeyden söylüyorum. Hani ben kötü bir evlilik yaptım, ayrılacağım ama bu kız kendisini öldürmekle tehdit ettiği için devam ediyorum gibi bir şey söyledin ya arkadaşına. Onu yapmayın. Evet abi. Devam. Kurtulamıyorum. Başıma da ele aldım. Anlamını söylüyorum. Bıçağı eline aldı işte. Ben yaklaştım yani bırak dedim bıçağı. Yaklaştım. Kolunu tuttum ya bıçağı eline almak için oluşuyor. İmdat imdat diye çığlık atmaya başladım. Hiç sinirlenmedim. Ben şiddet uygulamadım. Ya az önce dedim ya hani, onu gördüğün zaman evet. kaç girme o eve. Ya evden çıkınca da telefonla. Hayatın kayar. O zaman ben gidemedim. Ya tabii abi öyle herhangi bir boğuşma falan olsa bıçağın üstüne düşse sen öldürmüş oluyorsun direkt.
Ya kimseye kendini anlatamazsın, tanıtamazsın. İmdat diye çığlık atmaya başladı. Uzaklaştım yani, kapıyı zor geçtim. Dışarı çıktım hatta. Hala imdat, imdat diye bağırıyor. Aşağıdan alt katta yani bir tane yaşlı amcayla yaşlı teyze oturuyorlardı. Yaşlı amca yukarıya çıktı. Beni kapıda gördü. O hala imdat diye bağırıyor. Oh dedim ya. En azından bak bir tane şahit var. Amca dedi ne oldu sen? Bir şey mi yapıyorsun dedi işte. Yok abi dedim. Bir şey yaptığım yok dedim. Kendi kendine dedim işte bağırıyor. Niye bağırıyor falan dedi. Bilmiyorum abi dedim. Bağırıyor. Tamam dedi. Yani bir şey yapmıyorsan sen adam zaten az çok tanıyordu. Sen iyi birisin. Efendi çocuksun dedi. Herhangi bir zarar gelmez ama dedi. Şu kıza yapma dedi. İşkence etme dedi. Yani bir şey yapıyorsan bile dedi. Gitti abi adam üstüne düşmeden. Girdim içeri yani sakinleşti biraz. Ama ben öfkeden patlayacağım yani. Yine dışarı çıkmakla nasıl çıkmışım yani öfkelenip niye bir şey yapmadım ona onu da bilmiyorum. Yine Allah mı yardım etti abi. O an topla dedim yani hazırlan. Annesi telefondan zor zaten sürekli arıyor car car çalıyor telefonu açtım. Ya gönderiyorum dedim kızını. Kendin de dedim yani al kızını başına çal dedim. Ya turşusunu mu kuracaksın çalıştırıp parasını mı yiyeceksin? Yani niye bozmaya çalışıyorsunuz bilmiyorum ama dedim yani getiriyorum tamam söz. Yolda atladım abi götürdüm otobüse bıraktım işte. Otobüs dairesine gitti. Güzel. Yani resmi olarak ne yaptınız? Ne zaman oldu bu? Yeniden birleşme oldu mu? Ne oldu ondan sonra? Bu 8 ay oldu abi. Bu olaylar oldu. Ya gittikten 15 gün sonra falan kendisi ulaştı bana. Ben kendim işte kardeşim okul okuyor. Onun okulu bitsin. Ondan sonra intihar edeceğim, öldüreceğim. Sen benim hayatımı kararttın gibi şeyler söyledi. Ben de ya öyle ikna etmedim ben uğraşmadım. Ya öyle bir şey yapacağı yok zaten. Yapacak kişi 4 sene sınır koymaz. Gözüm bayağı bir açıldı abi gittikten sonra. Tabii üzülmüştüm de. Bazı psikologlarla görüştüm. Kurtarmaya çalıştı dedi. Sen değersiz hissettirmişsin dedi. Yani suçlu sensin dedi. Benim suçlu olduğumu söylediler. Ya çevreden de benim ailem de diyordu. O kız iyi birisi yani kalp kırmışsındır. Sen de fazla şeysin. Yani sert iyi insanlar genellikle seni arayıp kendimi öldüreceğim diye tehdit etmezler ya da masanın üzerinde bıçakla seni beklemezler abi. Ya öyle abi ama ben anlatmıyordum işte kendi olanları şeyleri. Yani değersiz hissetmiş. Ben mesajlarda ben suçluymuşum. Yani öyle söyler ki çevrenden de işte kurtar bence. Bak kızla işte dul gözüyle bakacaklar. Başkaları kullanacak falan. Böyle korunma içgüdüsü zaten evliyken tetikliydi. Daha fazla tetiklenmiş oldu. Biraz acı çekmeye başladım o dönem. Sana ulaştım abi zaten. Yani bir ay, bir buçuk ay falan konuştuk seninle de. Karanlık Rüya'yla da konuşmuştum. Ayrıca yani psikologlarla da görüşmeye başladım. Psikologun kendisine de sordum hatta. Yani bana peki değersiz hissetmiş, sorumsuz sensin diyor. Sen olsan ulaşır mıydın? Böyle bir şey yapar mıydın? Tabii ki ulaşmazdım dedi. Yani bizi de zorluyorlar dedi. Hatta Twitter'da falan mentionlarda bir kere bir psikolog bir kızla tartışıyor. Yani kız Türkiye'deki erkeklerin çok fazla sorunlu olduğunu söylüyordu. Psikolog da muhtemelen sende de bir patoloji vardır. Bence kendini incelemesin gibi bir şey yazmış psikolog. Kız da psikoloğa dürtüsel hani sinirlenerek cevap vermiş. Sen benim ne yaşadığımı bilmiyorsun, nasıl bir hayatım olduğunu bilmiyorsun, beni böyle yargılayamazsın falan. Ben de dayanamayıp şey yazmıştım abi. Ya adam doğru söylüyor işte. Kendisi meslek icabı söyleyemiyor ama benim öyle bir yüküm yok. Kırılgan narsistim yazmıştım kıza. Ya psikolog bana mesaj attı. Sen nereden biliyorsun falan dedi. Araştırıyor musun bu konuları? Gerçekten de o kız öyle dedi. Yani tweetlerine falan da göz atmıştım. O adamla konuşmaya başladık abi. Adam psikolog olduğu halde daha önceden borderline bir kızla beraber olmuş işte. O da anlatmaya başladı. Yani o da doğrulamış oldu. Onunla da sohbet ettik öyle. Ya tamam dedim yani sorun benle değil. Ben kendimi biraz daha toplamış olduğunu düşünerek. Yani senin de yardımın oldu karanlık bir anında. Ya ikna oldum artık benim suçlu olmadığımı o dönem. Ondan sonra boş verdim abi zaten. Şimdi ne olacak peki? Şimdi ayrılacağız abi ama o benden boşanma dilekçesi istemişti. Boşanma dilekçesini gönderdim. Ara sıra tekrar
arıyor ya da bir şekilde iletişim kuruyoruz. Ben aramıyorum tabii. Düzelsin falan öyle şeyler. Öyle bir amacım da yok. Bir buçuk ay önce abi aradı işte. Ben çok üzülüyorum dedi. Senin için dua ediyorum dedi. Kendimi dine verdim dedi. Sürekli zikir çekiyorum işte. Namaz kılıyorum. Öyle bastırmaya çalışıyorum. İyi güzel dedim işte. Derviş mi olacaksın diye şakasına takılmıştım abi. Derviş mi olacaksın yani. Güzel yolunu bulmuşsun falan dedi. Al işte bak nasıl aşağılıyorsun beni. Hep aynısın. Hiç değişmedin. Ayrıldığıma çok şükür ediyorum. Kurtulduğuma çok şükür ediyorum falan dedi. Tamam ne güzel dedim yani şükret. Tespih çekerken elhamdülillah da dersin o zaman. Kapattı telefonu. Bir 15 gün daha geçti abi ondan sonra aradı. Ne zaman geleceksin falan dedi işte. Geleceğim dedim. Daha belli değil tam tarihi yok. Ben senin orada olduğunu inanmıyorum dedi. Oradaysan bile inşallah paramparça olursun dedi. Ya geberirsin paramparça olursun falan dedi. O zaman koymuştu abi yine. Yani zaman geçmiş olsa da böyle saçma sapan şeylerle moralini bozabiliyor yani insanın. Ya Ya bir çocuk olduğunu falan ben düşünmüyorum. o yüzden benim şahsi fikrim kızla hani bu boşanma işini anlaşmalı şekilde halletmek için aranızı bozmamaya çalışıyorsan anlarım da onun haricinde çok muhatap olmana gerek yok kızla. Yani bir an önce avukatı bul, anlaşmalı bir şekilde boşanmaya bak, resmi olarak da bitir bu kızla. Öyle yapacağım abi zaten. Ne bitecek? Yani çünkü normalde aranızda böyle bir hani yoksa derdim ki açma bile telefonunu. Biraz köprüyü geçerken ay ya dayı demen gerekebilir. O yüzden hani açmanı anlıyorum. Fakat Ya abi bu kızın şimdi zaten bütün stratejisi seni kendini kötü aşağı hissettirmek üzerine kurulu olduğu için. Yani dediklerini çok ciddiye alman bu aşamada hiç saçma sapan bir şey. ciddiye almıyorum abi zaten de insan Yani yine abi de şunu yani söyleyeyim yani eğer kızın yaptıklarıyla ilgili anlattıkların şey gerçek olduğunu düşünüyorsak eğer sen şimdi bize bir sürü şey anlatmıyorsan bile bu kız arıza. Anlıyor musun? Yani ya dediğim aklıma gibi geleni anlattım ama o iyi kadar çok şey var ama zaten. erkeğin böyle işte ihmal etmişsin, aşağılamışsın, şu yapmışsın, bu yapmışsın falan filan diye olduğu durumlardaki kadınlar böyle işte anaları arayıp işte polise söyleyeceğim seni gönder kızımı deyip ondan sonra polis aramaz senin evini. Anlıyor musun? Bıçakla masada karşılayıp ya da sen dışarı çıktığında imdat 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 diye bağırmaz. Yani bunlar arızalık göstergesi. Sen ne yaparsan Artık yap. hiç zor. Çok enteresan. Yani Normal bir karşı şey değil. tarafın niçin söylüyorum? Çünkü senin durumdaki birçok çocukla gördüm. Bu manipülasyon çalışmış oluyor abi. Yani insan şüphe ediyor artık. Gerçek realitesi bozulmuş. Acaba ya bir şey mi yaptım mı da diye kendini sorguluyor sürekli. Ben de diyorum abi bir şey Ya ben yapmış olsun biliyorum. bile Evet. bunlar bir şey yapılmış kız davranışı değil. İntihar tehditleri, bıçaklar, cırmalamalar, evi yıkmalar, işte bir annenin polisi araması, anne polisi aramış eve gitmişsin hiç şey istifini bozmamış. Sen dışarıdayken imdat imdat diye bağırmalar falan bunlar işte ezilen kadın davranışları değil bunlar. Ben zaten abi kalkıp hani boğuşma falan olmasın, üstüne düşmesin diye çıktım dışarı ama yine de öyle. Gerçekten öyle yani. Normal birisi değil. No ama illa ismini koymaya da gerek yok. Yani borderline ya da pasif agresif işte. Narsist. Yani ne olabilirse olsun zararlı kişiler. Ya manyak işte gerisi önemli değil. Diyorum ya Orası yani değil mi? Değil mi? isterse brokoli alerjisi olduğundan böyle olsun. Senin burada yapman gereken uzak durmak tamamen. Hani dedim ya gözün aydın diye. Yani o kızın orada seni terk edip gitmesi çok iyi olmuş. Bir de Gerçekten öyle oldu abi. anlaşmalı bir boşanmayla hani tamamen geride bırakabilirsen en az hasarla tamamen çıkmış olacaksın. Ama yani bu böyle kadınların etkisinde olan bazı adamlar var. Yani hala böyle özlüyorum, yeniden dönebilirim riski içindesin bu arada onu söyleyeyim. Yok ben Ama... hayatta değilim abi. Öyle özür dilerim. Bana hatta ya bir buçuk ay önce İnşallah sen de beni affedersin gibi şeyler söyledi. İnşallah Allah affeder işte. Ben çok pişmanım, üzüldüm. Yani çünkü şeyde ailesi hani çok fazla destekliyordu. Şimdi ailesi de suçlamaya başlamış galiba. O çocuk iyi birisiydi. Sen onu kesin
başka bir şeye çevirdin diye. Çünkü yani dürtüyü kontrol edemediği için evdekilerle de tartışıyor. Böyle şeyleri annesi yüzüne vurmaya başlamış. Annesi de narsist zaten. Ben o çocuk iyi sana, birisiydi. Sana tavsiyem bu kızın çocuk kişilerle ilgili söyledikleri şeyin %80'inin yalan olduğunu varsayman. Yani annesiyle babasıyla ilgili işte senin için şöyle diyor, şunun için böyle diyor. Şeylerin çoğu yalan muhtemelen. Yok abi, annesiyle ben evlendikten sonra da, şey ayrıldıktan sonra da konuştum. Yani bir 15 gün falan geçmişti. 15 bir ay 15 gün bir ay gibi bir süre geçmişti ayrıldık. Annesi bana şey demişti, yani ben senin iyi birisi olduğunu düşünüyorum. Keşke dedi, önceden bu kadar iletişim kursaydık dedi. Sen İnşallah böyle barışırsınız dedi. Benim içimde kaldı falan dedi. Yani ya abi bazı şeyleri es geçiyorsunuz ya. Sen beni polise şikayet ettin ha ablacığım. Ne diyorsun sen ya? Yani bunu demen lazım onu duymadım abi. Ben söyledim abi hepsini ya. Sen dedim anne gibi davranmadın yani, gittin polis falan aradın dedim. O bana öyle söyledi dedi. Benim suçum değil dedi. O bana beni öldürüyor dedi. Ya ben evde bile değildim dedi. Ben bilmiyordum ama dedi. İşte kendisini bir türlü akladı yani kendisine göre. O zaman kızın kadın doğru söylüyor da olabilir. Bu. Bak yani kadını o da anneyi de manipüle ediyor mu belki de. Bilemezsin işte hangisi doğru. O yüzden hiç girmeye gerek yok yani bu üçgene. Belki ama orada annesi... babasına da aynı şeyi söyledi o. Yani... Ama babası da insan beni arar. Yani babasının telefonunda yolda giderken mesaj attığını görmüştüm. Kızım bindin mi otobüse, kalp 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 falan koymuştu. Yani bu kadar hayır, da hayır. Sakin. Babasına hani babası seni birden arayıp da bir daha öldürürüm seni kızıma yaklaşırken dediği nokta var ya. Orada Evet, mesela yani babasına ilgili bir iftira atmıştı. Ya o ihtimal de var tabii abi, o da olabilir. Sonra Hani... da sana söylerken de şey diyor işte benden kaynaklanmıyor annem yapmıştır falan. Ya işte hayatı yalan şeklinde bir an önce umarım hani şu aşamada senin tek beklentinin şey olması lazım. Anlaşmalı bir şekilde ağrısız sızısız. Hatta ben olsam vekaletle yani mahkemeye gidip görmemek de eğer mümkünse. Ben onu da düşünüyorum abi. İnşallah öyle bir şey yapabilirim. Yani abi gördüğümde yani bir avukata vekalet var. Bir tane anlaşmalı olmamış abi galiba. Nasıl? İki tarafın da görmesi gerekiyormuş mahkemenin anlaşmalı var. Tamam o zaman öyle yapacaksın. Mecburen hani bir mahkemeye gideceksin. Ya işte şey sorunu oluyor abi bu tür kadınlarda uyarayım seni. Sonuna kadar gidiyorsun öyle mahkemeden dönenler oluyor. Mahkemede hakim sorunca ben boşanmak istemiyorum hakim bey hep bunun yüzünden falan filan aslında çok seviyorum kocamı falan diyen bile oluyor. Her şeyi bekleyeceksin yani. Yok bu demez abi herhalde ya, o kadar beddua falan i̇nşallah, etti. İnşallah bir yani. Falan ama hani bir an önce bir şeyle hızlı bir şekilde boşanmak en iyisi abi. Yani bir daha bu kadınla bence de aynı eve, aynı odaya, aynı yalnız kalabileceğin bir ortama girme. Yok, girmem abi. Ya öyle bir senaryolar kurmuş ki zaten ve ben. Sana şunu söyleyeyim. O boşanma şeyi nüfusuna işlediği an bir daha asla ama asla sana ulaşamazsın. Tamamen ghosting. Onu inşallah yaparım abi ya. Annemin babamın telefonunu falan mı değiştireyim artık? Onu tavsiye edeyim. Abi hepsi engellesin. Hiçbiri açmasın. Yani tamamen herkese aynı şeyi söyleyeceksin. Konuşmayın, açmayın. Deli bu. Herkes tamamen ghosting yapacak kızı. Sen peki ne düşünüyorsun abi? Hani 6-7 ay bunu görmeden beraber yaşadığımız halde yani nikahtan sonra değişmesi. Ya abi aslına bakarsan sonuçta bir yerde patlamış. Geç patlamış ama patlamış yani. Yani o ailesiyle olan olay büyük bir şeydi, alarmdı. İlk nişanı bırakması anlıyor musun? Seni terk etmesi orada. Oradaki sebepler, babasının bağırıp çağırması. Yani orada bile son anda bile bir arıza vermiş. Yine az vermiş benim gördüklerime göre. Ama yine bir şey var, bir arıza var. Son dakika arızası. Yalnız şeyde abi bu annesiyle konuşurken annesi bana sordu, sen neden bize yaklaşmadın, neden bana anne bile demedin diye.
Ben de şakasına ilk önce gençsin çok fazla o yüzden dememişimdir falan dedi. Öyle bir şey yok dedi. Sen o kız iki taraflı yalan söylüyor muhtemelen. İşte hiçbir şey bilemezsin. Yani ya onlara da yalan söylüyordur o. Beni onlara kendisini bana düşman etti abi ama ben öyle abi tamam başka. Abi burada da şey yavaş yavaş bitirelim. Benim çıkmam gerekecek. Tamam abi. Zaten bayağı uzun sürdü. Ha, geçmiş olsun diyorum tekrar. Çok teşekkür ederim abi. İnşallah benim yaptığım yani hataları yapan arkadaşlar olmaz. Ya da yaşayanlar varsa bunu dinlediğinde belki iyi hissedebilir. Ya Kendisini suçluyorsalar en azından ondan arzunuz var. bir yerde anlamak için geç kalmış bile olsan artık hani bu arızalar çıktıktan hemen sonra artık çıkış için plan yapmaya başlayacaksın. Yani bu tür insanlardan hızlı bir şekilde hayatınızdan çıkarmak için ne yapabilirim? Tamam. Diyelim ki evlenene kadar bir şekilde sakladı kendini. Çok olmuyor bu ama. Ve evlendikten sonra patladı. O patladıktan sonra ne yapacaksın? Hemen. Ama şey de var. Hiçbir zaman insan biraz kendini bilmeli, tamam mı? Ben normalim. Benim ailem normal. Yani işte ben arızayım ama şu arızalıklarım var. Bunları bileceksin ki karşındaki insan seni manipüle edemeyecek tam olarak. Yani bir yerde manyak mı lan bu? Ne diyor bu demeniz lazım. Ben böyle değilim demeniz lazım. Konuda aslında daha önceden yaptığımız narsist kadınlarla ilgili ya da kişilik bozukluğu olan kadınlarla ilgili podcast var. Onu da linklerim ben buraya. Teşekkürler paylaştığın için. Ben de teşekkür ederim abi. Yani görüşürüz. İnşallah faydası olmuştur. Çok eksik kalan noktalar oldu. Yani genel görüşürüz hatlarıyla abi. Dediğim gibi ana fikir ne olduğu, ne kadar toksik olduğu önemli değil. Yani yeterince toksik davranıyorsa, eğer yeterince zehirli davranıyorsa, hayatı size zehir ediyorsa bitti abi. Yani bunun evet, bin bir çeşidi var. Hepsini öğrenemezsin. Evet abi hocam. Tamamdır. Görüşmek üzere. İyi bak kendine. Görüşürüz abi. Kendine iyi bak.